Divan, değerli başkanım, aziz dava arkadaşlarım, sayın basın mensupları, muhterem hanımefendiler, yiğit yurttaşlarım. Sözlerime başlamadan önce Iğdır Merkez İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu kongreye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle bir güzel bir topluluğun önünde ilk defa konuşuyorum. Sürçülisan edersek affedin. Iğdır'da Merkez İlçe baktık, Iğdır Merkez İlçe Başkanlığımızda boşluk var. Beraber ilçe ocaklarıyla beraber, il yönetimiyle beraber toparlayıcı olalım. Partimizi inşallah Allah'ın izniyle ayağa kaldıracağız. Cesaretimiz var, insanımız var, imanımız var. Bu vesileyle sizlere bir şey arz etmek istiyorum. Ayrılık kelimesi bizim toplumumuzda, kültürümüzde çok yer edinmiştir. Şarkılarımıza, sözlerimize sirayet etmiştir. Aman ayrılık, yaman ayrılık. Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. Pir Sultan Abdal diyor ki, bu ayrılık bize ölüm getirir. Dinimiz diyor ki, birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. Arkadaşlar, bu merkez ilçemizin yapmış olduğu bu kongre inşallah ayrılığa değil de birliğe neden olacaktır. Hep beraber Iğdır'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaybetmiş olduğu demeyelim, elimizden alınmış demeyelim, yol gazası yaptığımız için belediyemizi kaybettik. İnşallah bu kongremiz bizim Iğdır Belediyesi'ni geri almamıza, il yönetimiyle, ülke ocaklarıyla milletvekili çıkarmamıza, 2-0 yapmamıza neden olacaktır inşallah. Türkiye genelinde basında çıkıyor ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin %11-12 oyu var. Doğrudur, olabilir. %10 da olabilir, %18 de olabilir. Bu demek değildir ki Türkiye'de Milliyetçi Hareket savunanları azdır. Düşünün. Büyük şehirlerin yolları küçük köylerden başlar. Küçük köyler kasabaları oluşturur. Bunlar da gider büyük şehirleri oluşturur. İnşallah Allah'ın izniyle bu kongremiz büyük şehir olmamıza, il bazında diyorum, yani şehir olarak demiyorum, büyük olmamıza neden olacaktır inşallah. Bir şey daha arz edeyim, çok zamanınızı aldık, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Demin sözüme başlarken dedim ki insanımız var, cesaretimiz var, imanımız var. Doğrudur. Cesaretimiz olmasaydı 40 kişiyle Çin sarayını basan Kürşat olmazdık. İnsanımız olmasaydı 30 bin kişiyle 90 bin kişilik Roman Diyojen ordusunu Alparslan'la yerden bir etmezdik. İmanımız olmasaydı 72 kişiyle Hazreti Hüseyin gibi 30 bin kişilik Yezid'in ordusuna karşı durmazdık. Bu vesileyle herkesi, büyüklerimi, hanımefendileri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gençlerimiz. İnşallah bir olacağız, dir olacağız, ir olacağız. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim.